teknik gelecek. Ama onlar da her yeni görüştüğü kişiyle bir şekilde bir şeyler öğrenmiş olacak. Doğrudur. Şimdi bizim adada kısıtlı sayıdaki güreşçi yapımızla bunun pek bir yere varacağını düşünemiyoruz. Ama gerçekten tamam, çok güzel bir rekabet ortamı var. Doğrudur. Ona lafım yok. Doğrudur. Ama mutlaka mutlaka içerisine yeni bir şeyler katılması gerekiyor. Çünkü yeni gelen çocuklar yine aynı şekilde, şimdi bir de düşünün ki siz yıldızlar kategorisinde güreştiriyorsunuz. Rakip takımdaki arkadaşları 10 yıl sonra yine aynı yer olacak. Bu insanların artık ne bileyim yani gözünü hareket ettiği vakit ne yapacağını anlıyor durumda olacaksınız. Doğrudur. Bu çocuklar bir şey hedef koyması lazım ki değebilsin. Mesela ben Türkiye'de arkadaşlar vardı. İşte ya Yunanlıyla güreştim. Çok farklı dedi. Azeri geldi dedi. İşte bu daha Daha farklıydı. güçlü. O İranlı var dedi. Teknik ne bileyim o. Bu demektir ki yani bu insanlar çok farklı ırklardan, çok farklı güreş teknikleriyle donanmış kişilerle maç yapıyor. Kendini daha farklı geliştirebiliyor. Doğrudur. Ve güreşin gerçekten böyle bir kapısı da vardı. Tekrar açabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Siz bir bize söyleyin. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi Güreş Federasyonu diğer federasyonlardan biraz daha bu konuda avantajlıdır. Çünkü biz gerek Türkiye'de yapılan uluslararası turnuvalara gerekse üçüncü ülkelerde ya yani bu Bulgaristan, Kosova ve bu yıl büyük bir ihtimalle Makedonya ile temaslarımız olacaktır. İşte bu dediğiniz farklı soylardan, farklı boylardan, farklı ülkelerden insanlarla bizim diyaloglarımız var. Sporcularımıza iyi bir motivedir bu. Çünkü biz, ben hatırlıyorum yeni federasyon başkanı olduğum zaman, Türkiye'de müsabaka var dediğimiz zaman çocuklar milli takıma girebilmek için sıraya girerlerdi. Büyük bir motive olurlardı ve gayet iyi de mücadeleler yaşardık. Daha sonra çocuklar seçmeye başladı. Türkiye'de nerede olacak? İşte İstanbul'daysa daha güzel bir şey veya Ankara'daysa, uçra köşelerdeyse biraz daha şey. Yani motive giderek yükselmeye başladı. Daha sonra üçüncü ülkelere açılım oldu. İşte Azerbaycan'a gittik, Kosova'ya gittik, Bulgaristan'a gittik, Kazakistan'a gittiniz. Kazakistan'a gittik. 2-3 defa Kazakistan'a gittik. Yani çocuklarımızı motive edebilecek şeylerimiz, imkanlarımız var. Ama esas sorun Spor Bakanlığı veya Spor Dairesi nezdinde işte bundan herhalde bir 5-10 sene önceydi. Bir Dış İlişkiler Amirliği kurulmuştu. Sayın Alp Aydınova da oraya Dış İlişkiler Amiri olarak göreve geldi ve gerçekten Alp Bey yabancı dili çok iyi olan ve bu tür müsabakalarda veya federasyonların herhangi bir yazışmalarında veya görüşmelerinde büyük ilerlemeler kat eden bir arkadaşımızdı. Daha sonra siyasi bir mevkiye atandı. Orası kapatıldı gibi oldu. Yani şu anda bakanlığa bakacak olursanız bir Dış İlişkiler Amirliği yok. Zannedersem bir arkadaşımız orada götürmeye çalışır ama statü olarak da amir değil. Onun için Serdar. yani bizim ilk etapta kendi altyapılarımızı yapmamız gerekir. Bizden önce, federasyonlardan önce bunu devletin yapması gerekir. Bakınız ben çok iyi hatırlarım. Bundan 5-10 sene önce